iki bacağını da ördüm. Şimdi kolunun bir tanesinin ipini sakladım. Diğerini de iğneme geçirdim ipini. Şimdi şu şekilde tutuyoruz ve boynunun hemen dibinden şöyle bir sabitleyelim. Şu şekilde dikeceğim arkadaşlar. Bakın bu şekilde kolumuzu diktim. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Boynunun hemen dibinden dikiyoruz. Bu şekilde bunu da ortalayarak şöyle. Onu da dikeceğim şimdi arkadaşlar. Kollarının dikişlerini bitirdikten sonra arkadaşlar şimdi kafasındaki bu kremayı öreceğiz. Ben şu kadarını ördüm. Hepimizin bildiği gibi sihirli halkaya 6 tane sık iğne yapıyoruz. İkinci sırada her ilmeğe çift batarak 12 sık iğne. Üçüncü sırada bir örüyoruz, bir artırıyoruz. Dördüncü sırada 2 örüyoruz, 1 artırıyoruz. 5. sırada da 3 örüp 1 artırıyoruz ve sıramızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi hemen ilk baştaki ilmeğe bir yalancı sık iğne yapıyoruz. Tığımızı doluyoruz, batıyoruz ve hepsini birden çekiyoruz. Daha sonra yanındaki ilmeğe 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 Yanındaki ilmeğe bir yalancı sık iğne yapıyoruz. Tığımızı dolayıp batıyoruz ve üçünü birden çekiyoruz. Bir yalancı sık iğne yaptık buraya. Yanındaki ilmeğe bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Tekrar tığımıza dolayıp buraya bir yalancı sık iğne yapıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Yanındakine bir 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz aynı deliğe. 2 3 Yanındakine bir tane yalancı sık iğne yapıyoruz. Ve onun yanındakine bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Tekrar tığımıza dolayıp bir yalancı sık iğne. Yanındaki ilmeğe 3 tane üçlü trabzan. 1 2 3.'yü yapıyorum arkadaşlar. Ve yanındakine bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. Ve bir tane ilmek kaydırıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar yapıyoruz.
Evet, kenarlarını yaptım, bitirdim ben arkadaşlar. İpimi de kestim. İğneme geçirdim. Şimdi kafasına dikmeye başlayabiliriz. Şu başlangıç bitiş noktasını arkaya getireceğiz. Tam şu başlangıç noktası ile kafanın başlangıç noktası şu şekilde sabitleyelim. Dikmeye başlayalım. Şekilde. Şu yuvarlakların uçlarından dikelim arkadaşlar. Şöyle. Tekrar buradan çıkıyorum. Şuradaki sık iğnenin ortasından batıyorum. Tekrar buradan bir sık iğne atlayıp karşıya geçiyorum. Bu şekilde dikmeye devam edeceğim arkadaşlar. Hızlıca dikip geleyim. Şimdi de tepesindeki meyvesini yapalım. Sihirli halkaya 6 tane sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, 6. İlmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Bir tane zincir çekiyorum ve her ilmeğe 2 tane yalancı trabzan yapıyorum. Tığıma dolayıp batıyorum ve 3 ilmeği birden çekiyorum. Her ilmeğe böyle yalancı sık iğne yapıyorum. On iki tane yapacağız bundan arkadaşlar. Sıra başına kadar yapalım. 12 tane yalancı sık iğne yaptım. Şimdi 6 tane azaltıyorum. Bu sıramızda da 6 tane azaltma yapıyoruz. 6 tane azaltma yaptım ve burada bitiriyorum. Dikmek için birazcık uzun kestim ve içine çok az miktar elyaf koyacağım. Şu ipini de içine ittiriyorum arkadaşlar. Başlangıçtaki ipi, onu kesmemiştim. Burada kapatıyorum. Çünkü iğneyle ağzını dikeceğim arkadaşlar. Daraltacağım. Önce çok az
Bir elyaf koyacağım içine. Evet. Şimdi bunu iğneyle toplayacağız. Yaprağınla beraber dikeceğim arkadaşlar. Şimdi de yaprağını yapalım. Evet, yaprağını yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi benim elimde ona uygun bir yeşil olmadığı için bu iş orlonu dediğimiz iplerden vardı. Onlardan iki katlı yaptım. Ve yaprağını onunla yapacağım. Çok minik zaten. 6 tane zincir çektim. Hemen ikinci ilmeğe bir ilmek kaydırma yapıyorum. Daha sonra bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. Tekrar sık iğne yapıyorum. Ve ilmek kaydırarak yaprağı bitiriyorum. Karşı tarafa batıp tekrar bir ilmek kaydırıyorum. Tekrar 6 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı işlemi yine buraya da yapıyorum. Bir tane ilmek kaydırıyorum. İki katlı yapmıştım bu ipi. Arada tığımdan kaçıyor. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane yalancı sık iğne. Tekrar bir sık iğne. Ve ilmek kaydırarak bitiriyorum. Bunu da dikmek için birazcık uzun bırakıyorum. Şimdi bu iplikleri saklayacağım ve dikeceğim arkadaşlar. Gözlerini yapıyorum. Şimdi yerini belirledim. Şu kremanın hemen bir sık iğne altından aralarında 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne kalacak şekilde şöyle
belirledim arkadaşlar. Şu şekilde. Şu şekilde belirledim. Şimdi bir tanesinin işlemesini göstereceğim. Diğerini yaparız zaten. Üç kere batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya batacağım. Bir iki sık iğne uzunluğunda yapıyorum gözleri. Kesinlikle ipin içinden batmıyoruz bu şekilde çıkarken, yani şu şekilde batmıyoruz arkadaşlar, ona dikkat edelim. Tekrar aynı yerden çıkıyoruz ve bunu buradan bağlayacağım ve saklayacağım. Şimdi gözlerin içindeki beyazlıkları yapalım. Şimdi şu yanaklarındaki kremaları yapalım arkadaşlar. Onu da şuradaki ipimi biraz uzun bırakıyorum. Daha sonra içeri saklamak için. İpimi kilitledikten sonra bir zincir, iki tane zincir çekiyorum. Ve bir ikincisini 5 tane sık iğne yapıyorum ikincisinin içine. 1 3 4 5 tane sık iğne yapıyorum. İpimi kesiyorum. Birleştirmeden çekiyorum. Daha sonra bu karşıdaki sık iğnenin altından batıp bu ipimi buradan çekiyorum arkadaşlar. Çok minik olduğu için birazcık uğraştırıyor tabi. Daha sonra bu son sık iğnenin içinden batarak tekrar bu ipimizi buradan çekiyoruz. Hani muntazam bir bitirme yapıyorduk daha önceki videolarımda göstermiştim. Onun gibi yapıyoruz ve bu şekilde muntazam bir krema oluyor, yanak kreması. Ve bu iki ipi arkadan şu şekilde düğümledim. Bu şekilde yanaklarına dikeceğim. Şöyle şuralarına dikeceğim arkadaşlar. İpin birini saklayacağım, birini de tutturacağım. Şimdi onları yapayım. Evet, gözlerindeki şu beyaz çizgileri yapacağım şimdi arkadaşlar. Şuradaki gibi. İpimin iki katını ayırdım. Şu ördüğüm ipin iki katını ayırdım. Üç katlı bir iple yapıyorum. Şöyle yarısından batıyorum. Tekrar buradan çıkıyorum.
Tekrar bunun da yarısından batıyorum. Evet, bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu yanağındaki kremaları dikeceğim. Bunların iplerini sakladım arkadan. Bağladım. Şimdi dikeceğim bunları. Yanağının kremasının birini diktim arkadaşlar. Şimdi diğerini de aynı şekilde dikip ağzını da işleyelim. Şimdi ağzını işliyorum. Şu gözlerinin hizasından batacağım. Diğer gözünün de hizasından batıp bir sık iğne alttan şu şekilde ve çıktığım yere tekrar aynı yerden batıyorum arkadaşlar. Kurabiyemiz hazır oldu. Şimdi ipliğini saklayayım. Evet arkadaşlar, kurabiyemiz bitti. Şöyle mini minnacık sevimli bir kurabiye. Çok amaçlı kullanılabilir. Çok çabuk da örülüyor gördüğünüz gibi. Anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Çantalarınıza süs olarak kullanabilirsiniz. Küçük çocukların kazaklarında süs olarak kullanabilirsiniz. Buzdolaplarına magnet olarak kullanabilirsiniz. Doğum günlerinde yine magnet olarak hediye yapılabilir. Bir sürü kullanım yerleri var. Noel ağacını da süslemek için kullanılabilir. Yılbaşı ağacını süslemek için kullanılabilir. Oyuncak olarak da tabii kız çocukları böyle minik oyuncakları çok seviyorlar. Onun için de olabilir. Keyifle örün, bol bol örün. Örünce beni de etiketleyin. Destek olmak amacıyla kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinize huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın.